Değerli arkadaşlarım, yarın 3 Alman arkadaşımı, 70 küsür 80 yaşlarındaki 3 arkadaşı yemeğe davet ediyorum. Ben bugün saat 6 falan gibi eve geldim. Bütün gün ağır bir şekilde çalıştım. Size ben bir misafiri nasıl karşılıyorum, daha doğrusu nasıl hazırlık yapıyorum onu göstereyim. Şimdi evim bu şekilde ve ben mutfakta bulaşıklarımı yıkıyorum. Çünkü yarın geldiğim zaman evde temizlikle uğraşmayayım. Sadece yemekleri ısıtmak için yemeklerimi de zaten bu şekilde difrize atıyorum. Size söylemişimdir zaten daha önce de. Bu kilerim çok aşırı derecede soğuk olduğu için çıkarttığım yemekleri. Çünkü şimdi kaloriferi yaktım. Aşırı soğuk çünkü burası. Bakın. Difrizden çıkarttım. Lahmacunlarım. Burada dolmam. Kuruluk dolması. Burada içli köftelerim. Buzluktan çıkarttım. Ve burada Maraş kurabiyem. Aslında bir de Apfel Strudel var. Aldi'de falan satılıyor. Yanına da vanilya sosu yapacaktım. Sos için Doktor Oetker'ın aldım. Fakat Apfel Strudel'a Lifeschwierigkeiten dediler. Yani gelmiyormuş. Artık sebebi nedir bilmiyorum. Bulamadım. Burada da bu pastalarımı göstereyim. Böyle yuvarlak kağıtlar hazırlıyorum. Kat kat koyabilmek için bunlardan. Bu şekilde. Maalesef bunlar bile bir sürü beni uğraştırdı. Öyle kolay işler değil. Benim gibi işte 40 bin tane ilgisi olan bir insan. Ne olacak? Ancak bu kadar. Zamanım yok diyen hiç kimseye inanmıyorum. Bu arada tabii sırtlığımı giydim. Üşütmemek için ev kıyafetlerimi, yani çünkü çamaşır suyuyla çamaşırları falan, ne çamaşırı ya, şunu da fark ettim, aşırı yorgunluktan yanlış kelimeler kullanıyorum ve farkında olmadan. Değerli canlar, bu şekilde yemeğimi buzluktan çıkarttım. Tabii şuna da dikkat ediyorum, bu kiler temiz olduğu için normalde toz filan olur diye çok korkarım ben. Hani temizliğimi falan yaptıktan sonra normalde çıkartırım. Ama onları acele ettim nedense. Salatamı yaptım. Salatamı da size göstereyim. O da buzlukta. Nerede? Allah! Evet. Niye buzlukta ya? Bu şiter rağımda yani. Orası serin diye. Bu şekilde kırmızı lahanayı, benim hani söylemiştim ya, Şeyla'yla, bu hani kabuk soyucuyla, o çok iyi bir markayla, onunla yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın. Gigant markası. Gigant'tı sanıyorum. Üzerine maydanoz doğradım. Bunu tabii ki bu salatadan olan kiri de temizledim. Yağın üzerine domates doğrayacağım. Limonunu sıkacağım. Biraz zeytinyağı. Domates, zeytinyağı, limon. Salatam hazır olacak yarın. İşte bu Vireda'nın eldivenleri. Biraz çamaşır suyu kattım. Yani Genrayni'den. Dün de sadece kirini almıştım. Bulaşıklarımın doğru düzgün temizlememiştim. Yani onlar da hepsi elden geçecek. Tezgahımı temizleyeceğim. Söylediğim gibi elinde yıkıyorum bulaşıklarımı. Çünkü bu mutfağın ay bahçe işe deniliyor. Bana ait değil. Eski ev sahibime ait. Ne oluyoruz? Evet. Eski ev sahibime ait. Zaten bozuktu. İyi değildi yani. Eski bir bulaşık makinesiydi. Uzun zamandır bozuk. Ben de nasıl olsa tekim. Aslında tabii ki avantajı var. Bulaşıklarım
İşte böyle ne olur kirini alıp atarım. Çok daha kolay olur benim için. Ama işte o bulaşık makinesini almak, belki gideceğim. Dua edin bana ev almak istiyorum. Tabii kardeşlerle problemleri halledersek, şu anda gerçekten kötü bir dönemden geçiyorum. Ama şuna inanıyorum. Bu kadar yanılmış olamam yani. Çünkü annemiz babamız belli. Annemiz babamız çok değerli insanlardı. Kimsenin hakkını yemezlerdi. Annem biz çocukken hep evde keçi bulundurdu, inek bulundururdu. Hem bizim beslenmemiz için gece yarıları kaldırıp bize süt verirdi. O yüzden de sütü çok severim ben, yoğurdu çok severim. Çocukluktan beri gördüğümüz için. Fazlasını da satıyordu ama peynir falan kendimiz yapmıyorduk. Peyniri, tereyağını annem alıyordu. Sütü işte satıyordu annem. Ve hep biraz fazla katardı ki kimsenin hakkı geçmesin diye. Sonuçta biz bu anne babanın çocuklarıyız. Ve kardeşlerimin de ben ileriye gideceklerini kesinlikle zannetmiyorum. Bu doğanın doğaya aykırı. Yani ben bu kadar aptal, gerizekalı bir insan olamam yani. Herkeste bir vicdan var. Bir insan yani ömür boyu insanları kandıramaz. Böyle bir şey olamaz. O yüzden de onun düzeleceğini düşünüyorum. Benim hakkımı vereceklerini düşünüyorum. Çünkü benim yaşantım hiç kolay olmadı. Ben hiçbir zaman kimseye sığınmadım. Koşullarımı olduğu gibi kabullendim. Kimseye nasıl desem, zor zamanında şuna ihtiyacım vardı. O zaman neredeydi? Bilmem ne yaptı. Hiç böyle laflar söylemem bana, yabancı kelimeler bunlar. Sadece şuna dikkat ederim. Yani hani faydan olmuyorsa bile taş koyma yani. Eğer taş koymuşsa inciniyor tabii insan. İşte yok kolay mı zannediyor? Yok bilmem ne. Mesela sizin kötü zamanınızda destek olamamıştır. Ben bunu çok anlarım. Kimse, yani diyelim kimse de destek olamamıştır. Ben bunu anlarım. Çünkü herkesin derdi kendisine yetiyor. Herkesin yaşamıyla ilgili hiç kimse kimseyi bilemez. Kapılar arkasında ne dönüyor. Ama siz eğer yani sizin enerjinizi çalıyorsa, sizi motive etmek şurada dursun. Yani nötr, en azından nötr değilse, sizi incitmişse tabii ki bunun hesabını yaparsınız ve yapmaya da hakkınız var. Ama ben böyle ilişkilere girmedim yani. Hani kötü zamanda bana destek olmadı, etmedi. Böyle düşünmüyorum, emin olun. Çünkü ben o kadar zor, o kadar çok mücadele ettim ki ben. O yüzden de bana öyleyse bir başkasına niye farklı olsun diyorum yani. Herkesin karakteriyle alakalı bir şey. Kimisi ne yapar? İşte dile getirir. Kimi hiç dile getirmez. Kimi şanslıdır. Ne bileyim, söke söke alır. Herkesin yapısı kendisine ait yani. Ben oralarda dolanmıyorum. Sadece şunu çok iyi biliyorum. Ben kimseden çalmamışım, çırpmamışım. Hiç kimse de benim hayatımı kolaylaştırmamış. Benim kendi alnımın teri, kendi emeğim. Söylediğim gibi, o yüzden de bunu herkes de biliyor. Şu anda bana zorluk gösterenler de biliyor. Kimseye yanlış yapmadığımı da biliyor. Dolayısıyla ben böyle bir şey asla hak etmiyorum. Yani ben hep şöyle söylerdim. Hani diyor ya, kul bilmiyorsa Allah biliyor. Ben onu şöyle yorumluyorum. Kul bilmiyorsa siz kendiniz biliyorsunuz.
Yani herkesi kandırabilirsiniz de siz kendinizden nasıl kaçacaksınız? O yüzden de huzurlu olmak istiyorsanız hakkımı verin kardeşim. Bu kadar. Böyle. İşte o yüzden artık rahatlarım diyordum. Yani o yataklarım döner, ben bu korkulardan bilmem nelerden kurtulurum diyordum. Bakalım. Ama söylediğim gibi ben çok başka yıllarca yani iyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum. Yeterince yaşam tecrübesi olduğunu düşünüyorum. Ben bu yaşamda 3 defa sıfırdan başladım. Sıfırdan hiç kimsenin desteği olmadan. Yani iyi kötü nasıl desem iyi kötü biliyorum yani. İnsanları iyi tanıyorum. Mesela benim kardeşim bir tanesi diyor ki sen arkadaş olmayı biliyorsun. İyi arkadaşları biliyorsun. Ben gerçekten arkadaşlarımdan yani şudur. Asla kötü demem. Ama bazen arkadaşlıklar öyle de bilir. Yani doğuyorsun, yaşıyorsun, gelişiyorsun, bitiyorsun gibisi var ya. Kan bağıyla bunu yapamıyorsun. Kan bağıyla bile belki yapabilirsin ama kan bağıyla gerçekten çok zor. Yani ilişkiyi komple bitirmek çok zor. Çünkü içgüdüsel olarak bağlıyorsun. Yani hesap kitapla değil, elinde olmadan olan bir bağ bu. Aileyle bu iş gerçekten yani bitiririz. İşte akraba akreptir, bilmem nedir, ben hiç böyle düşünmem. Ben o bağın tamam size bir faydası olmaz ama yine de hani sürüsünden ayrılan kuzuyu kurtlar yermiş. O yüzden de ben yine de akrabalık ilişkilerine önem veriyorum. Yani ne bileyim, yine bir gün geliyor, yine de akrabanıza sığınabiliyorsunuz. Yani çok olumsuz bakmıyorum ben bu tarz ilişkilere. Mesela bir akrabam şöyle demişti. Ben kimseyle görüşmüyorum, hiç alakam yok, kim ne derse desin, yani akrabaları kastediyordu. Hiç önemli değil diye. Ben de dedim ki hayatım boyunca seninle hiçbir alakam yoktu. Ama bak şimdi evine gelmişim ve oturmuşuz. Hiçbir çelişki olmadan, etmeden. Yani bu ilişkiler bitti dediğin zaman akrabalarda bir bakıyorsun ki yani böyle gül açar gibi bir ilişki, yani bir diyalog yaşıyorsun. Akrabalarına bitmiş, alakasız diyorsun. Hiç aklında yok, fikrinde yok. Bir bakıyorsun ki sanki böyle etrafında güller açmış. O diyalogların içerisine giriyorsunuz. Ve insanı mutlu eden şeyler. Dolayısıyla da kinle, hırsla yaklaşmamak gerekiyor. Ve ben öyle yaklaşmıyorum. Babamın çok güzel bir sözü vardı. Gururun sivri ucunu törpüleyeceksin derdi. Yerinde gurur, yerinde alttan almasını bilmek gerekiyor. Ben çevremdeki herkese şunu söylüyordum. Mesela hani bazı eşler çok başarılı olmamıştır yaşamda. Ama işte onların iyi niyetleri vardır. Ya da işte diyelim ki çocuklarını çok şımartıyorlardır. Hani dış görüntüde, dışarıdan baktığınızda. İşte her istediğini alıyordur çocuğunun, bilmem ne yapıyordur. Ben böyle çiftlere çok iyilerse, iyi niyetlilerse bu iyi niyet bir şekilde çocuğuna yansıyordur derim. Böyle yorumlamışımdır. Ve uzun sürede, tabii ki bizim yaşımız da az değil. Ben 55 yaşındayım. Yani uzun bir süreçte gözlemlediğim zaman insan ektiğini biçiyor. O tohumlarını etrafına serpiştiriyorsun. Yani bir şekilde serpişiyor bunlar. O yüzden de iyilik ekilmişse bunun bir kötülüğü durduracağını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bazen tabii ki her zamanki gibi, bu da benim felsefem, ben her zaman elimden geleni yaparım. Bir de dediğim gibi kimsenin hakkını istemiyorum, kendi hakkımı istiyorum ve oralardan da vazgeçmeyeceğim yani. Ama bu demek değil ki ben iyiliği görmüyorum, etmiyorum, kesip atmışım, o kızgınlık benim gözümü
karartmış etmiş, buna asla müsaade etmem, böyle de yaklaşmam. Değerli arkadaşlar, böyle. Şimdi bulaşıklarımı yerleştireceğim, durulayacağım, kurulayacağım, bilmem ne yapacağım. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir yandan da düzen. İşte en büyük sorunlarımdan bir tanesi işte düzen. Neden önemsemiyorum? Çünkü yalnızım. Çok da önemli değil. Bu arada kramp giriyor parmaklarıma. Niçin? Onu da bilmiyorum. Bu masayı boşaltmam lazım. Ve biliyorsunuz rehberlik yapıyorum. Seviyorum. Çingene kartımın, tarot kartımın yakınlarımda olmasını seviyorum. Çok üşüdüğümde giydiğim işte kıyafetlerimden bir tanesi. Bu yıkanacak. Bundan kitaplarımdaki tozu alıyorum. İşte böyle. Çünkü kitapların ıslak bırakılmaması gerekiyor. Kendime kahve yaptım. Neden? Bugün iş var. Evimi toparlamadan etmeden bakın masamın haline bakın. Burada ne varmış? Bu işe yaramaz bir kağıt. Bunu atayım ben. Böyle masanın üstünü, tozunu, şöyle bir şey tavsiye etmişti. İşte neymiş, vücuda iyiymiş, hiç de bir iyiliğini de görmedim, boşu boşuna para verdim. Bazen tavsiyeler iyi oluyor, bazen de hiç işe yaramıyor tavsiyeler. Ve bazen de denemek zorundayız, ne yapalım? Bir arkadaş diyordu ki, yani doktorlara da aslında rastgele gitmemek gerekiyor, biliyor musunuz? Bewertung denilen şey, tavsiyeler çok önemli, doktorlar konusunda da çok önemli. Tabi okullarını çok zor bitiriyorlar ama sadece o teori yeterli değil. Çünkü insanın hayatı söz konusu. Yani sadece kuru kuru okulu bitirmek, bizler de öyle, her insan için öyle. Yani tecrübe çok önemli. Bakın bu neymiş? Kürk rengi için. Buzdolabını temizlemek için böyle bir temizlik spreyi. Ben ne yapmışım? Masada bırakmışım. Önemli değil. Gelen yok, giden yok. Beni rahatsız etmiyor. Çünkü bu tarz şeylerin peşine düşersem, bunu çünkü bir aralar yaptım Ankara'dayken, Gençlik Caddesi'ndeydim. İnanın evim çok temizdi. Her gün temizlik yapıyordum. Hiçbir şey yerinden kımıldatmıyordum ama o benden çok fazla zaman alıyordu. İnsanlara karşı mesafeli olmama, çünkü kılı döküldü, yok orayı bozdu. Böyle bir şey istemiyorum. Rahat olmak istiyorum. O yüzden de bir de inanın. Yani tamam, bazen oturup çok sohbet ediyorum falan. Sohbeti de çok severim ben. Herkesle değil. Kafasının çalıştığını düşündüğüm insanlarla sohbeti gerçekten seviyorum. Kötü de bir dönemden geçiyorum. Mecburen yani sohbet edeceğim. İnsanlara ben bir de şu var. Paslaşmayı seviyorum, yani fikir almayı. Belki diyorum benim düşünmediğim bir köşeyi görür. Yani o yüzden sohbeti seviyorum. Ha, hiç mi zaman yok? Zaman bulunabilir. Ama böyle şeylerin peşinden koşmak istemiyorum. Eşime, dostuma, kitabı. Zaten evimi kirli bırakan biri değilim. Zaten yapıyorum. Ne yapıyoruz? Sattığım bezlerden bir tanesi de bu. Bambu. Arkadaşlar, özellikle camlar için, bilgisayar için, bilgisayar camı için falan muhteşem. Cep telefonları için kırıl kırıl yapıyor. Sattığım insanlar da çok memnun. Ben zaten böyle bir şey arıyordum. Çünkü laptopsuz artık bir hayat düşünemem. Ve o camdaki tozlar bir türlü istediğim gibi temizlenmiyordu ama bu bezle gerçekten çok güzel oluyor. Çok güzel sonuç veriyor. O yüzden de zaten bir de geçen şey söyledi. Ya dedi, Almanya'dakiler bir araya geliyorlar. Herkes birbirine bir şeyler satmaya çalışıyor dedi. Sen bile dedi. Bak dedi, temizlik bezi falan satıyormuş. Ben de dedim ki, kardeşimin çok kötü olduğu bir dönemde bu fikir, kardeşim
yapar diye gelişti. Ben bir de Arap keseleri satıyorum piyasada olmayan. O da yapmak istemeyince ben girdim bu işe. Hani ticari çok aşırı iyi niyetli bir insan olduğum için ticari yönüm geliştirmek istiyorum. O yüzden dedim. Ve dedim bu çalıştığım fabrikanın 50 tane 100 tane değişik değişik temizlik bezleri var ve ben bunların içerisinde bir bu cam bezini bir de o mikrofaza bu mutfakta filan temizlik yaparken falan filan kullanılan o bezleri paspasını 3 parça 100 belki 100 tane çeşit var o fabrikada. Emin olmadığım hiçbir şeyi kimseye satamam dedim. Her zaman onu söylüyorum. Ben kalitesinden emin değilsem ben kendim yani mesela o bezlerimi satmışım satmamışım umurumda değil. Çünkü kalitesinden o kadar eminim ki. O yüzden başka türlü ben kimseyi kandıramam, edemem. Zaten Türk ekonomisi okudum ben Türkiye'de basın yayındayken. O yüzden şimdi Türkiye'deki ekonominin neden böyle olduğunun aslında tarihiyle alakalı. Türk ekonomisinde asla uzun vadeli değil. Yani umrunda değil senin memnun olup olmaman. İşte vur kaç mantığıyla hareket ediyor. Yani sana satıyor malı bir daha onu yakalayamıyorsun. Bu çok korkunç bir şey. İşte o yüzden de Avrupa'da kendimi çok nasıl desem birçok konuda kendimi aradığım şeyleri buldum. Tabii %100 örtüşmesek bile birçok konuda örtüşüyorum ben buranın mantalitesiyle. Çünkü bunlar kalite garantisi veriyorlar. Eğer memnun değilseniz hemen reaksiyon gösteriyorlar. Problem neyse problemi çözüyorlar. Ya da olmadı paranızı iade ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bunun sorumluluğu üretici için ne kadar önemli ve tüketici için de ne kadar önemli. Ve sizin kendi huzurlu yaşamanız ne kadar önemli yani. Siz sürekli dolandırılmışsınız, çarpıtılmışsınız, bilmem ne yapmışsınız. Bir tane adam söylüyordu. Ben diyordu birilerinden borç aldığım zaman önceleri çok utanıyordum. O işte yoldan geçemiyordum. Şimdi hiç umurumda değil diye. Bu nasıl korkunç bir şey ya. İnsanın yapısı genlerini bozan bir şey. Ne olursa olsun ama taviz vermemek zorundayız. Hiçbir kötülüğün hiçbir açıklaması olamaz. Sadece aç insan belki karnını doymak için çalabilir. Bunu herkes anlayabilir. Ama onun dışında tabii ki toleranslı ufak tefek şeyler, küçük küçük şeyler, hatalar, kusurlar bunları bu ülke de zaten hoş görüyor. Belki anlatmışımdır bir videomda. Benim su şişelerini koyduğum kasa ya bizim yan tarafta yarım karışık zenci bir tane çocuk vardı. Alman işte hani bilmiyorum neyse. Melezdi yani. Artık ne yapıyorlardı bilmiyorum. Çalışmıyorlardı. Problemli bir insandı. O kasaları götürüp satıyormuş. Ve ben bunu yakaladım. Kasalar sürekli boş kasalar azalıyor. Çocuğu elinde götürürken yakaladım. Hırsız hırsız dedim. Polise haber verdim. Sonra polise itiraf etmiş. Demiş ki ben demiş çok zor durumdaydım. Polis de bana diyor ki ama o kadar sanki bir baba gibi. Diyor ki onun diyor durumu çok kötüymüş diyor. Ben de dedim ki ben o kasadan onun parasından değilim ki. Yan yana oturuyoruz. Pencerem açıldığı zaman yani pencereden içeriye girilebiliyor. Bunu yapan içeriye girip başka hırsızlıklar da yapar. Benim kaygım bu dedim. Sonra da bizi barıştırdı polis. Ben de zaten olayı büyütmedim. Sonra da ona gittim. Dedim ki bak dedim böyle ufak işler yapma. Ufak tabii ki büyük işler kastetmiyorum. Ne ufak yani. Kapımı çal dedim. Yani çok zor durumdaysan böyle şeyler sakın yapma dedim. Yani 2 euro sana ne verebilir? Yani büyük şeyler de yapma. Hiçbir zaman doğru yoldan vazgeçme. Kapımı çal ve ben sana elimden geldiğince ufak tefek de olsa yapmaya çalışırım. Sonra taşındığım zaman kapının önüne bayağı eşyalar bırakmıştım. İstediğini al dedim. İhtiyaçları olduğunu biliyordum. Bana dedi ki sen dedi işte bir kasa için böyle yaptın şimdi diyorsun ki al götür. Dedim ki benim seninle bir problemim yok yani. O konu kapatıldı gitti dedim yani. Hani
uzatma. İhtiyacın varsa al. İhtiyacın yoksa da alma. Ben bıraktım oraya. Gerçekten de almıştı artık neyse. Bayağı bir şeyler de almıştı. İşte durum böyle. Ne yapacağım şimdi? Bulaşıklarımın durur diyeceğim. Banyoya geçeceğim. Lavaboyu bilmem neye halledeceğim. Ortalığı toparlayacağım. İşte şu mum da kalsın. Bu masanın üstü de temizlenecek. Aslında bu kitaplarıma bir çeki düzen vermem lazım. Neymiş? Bilemiyorum neyse. Evet. Onun dışında da ne yapacağım? Şu görülen işte bar gibi böyle bir ara yerim var. Oranın kenarlarının tozunu alırım. Çok fazla bir şey. Belki şunları yıkarım. Çünkü kapaklarında toz gördüm. Bunu kullanmıyorum. Bu fincanları. Pazarcıktan almıştım. Biliyorsunuz rehberlik yaptığım için aslında videolarımı süslemek için. Ama şunu biliyorum çok kaliteli olmamasına rağmen kahveyi güzel sıcak tutuyor. Ağzıma toz girdi neredeyse. Bunu yıkamak zorundayım. Mesela ne yaparım? Şöyle bunları buraya koyarım. Evet. Neredeyse fincanımı bunun üzerinde de bir şeyler var. Bunları yere böyle sirkelerim. Nasıl olsa makineye vereceğim. Burada böyle günlük işte göstereyim size. Şu köşede günlük kullandığım vitamin haplarım var böyle. Başka ne yapacağım? Yani yarın saat 5'e kadar hızlı bir şekilde çalışıyorum. Evime geleceğim. Tabii ki evimi temizlemek zorunda, düzenlemek zorunda olmadığım için hemen mutfağa girip yemeklerimi hazırlayıp çünkü 5.30'da geliyorum eve. Biraz erken çıkabilirim. Onlar 6'da gelecekler. Yavaş yavaş yemeklerimi ısıtmaya başlarım. Bunlar Alman arkadaşlar şarap içmeyi seviyorlar. Şaraplarını da göstereyim. Bunlar da böyle şaraplarımız. Rot Caption. Bu arada bileğim ağrıyor. O yüzden zorlanıyorum. Bu neymiş? Malbec diye bir şey. Gösteririm. Onlar benden daha iyi biliyorlar. İsterlerse bir tane açarız. Hep beraber içeriz. Imikos. Gri şişe. Bu da Yunan şarabı. Gösteririm. İsterlerse şarap açarız. Kola aldım. Normal su. Çayı ocağa koyarım. Pek çayı bilmiyorlar ama benim çayım onlara ilginç gelebilir. Bana ait çayım var. Ihlamur tarçınla yaptım. İçerisine biraz karanfil kattım. Çok az kara çay kattım. Siyah çay. Öyle bir çayım var. Onu ikram edebilirim. İşte bu kadar. Bu kadar. Başka ne yapacağım? Başka tabii banyoyu, yatak odamı. Tabii ya ilk defa gelecekleri için evimi görmek isteyebilirler. Çünkü onlar öyle yaptılar. Burası yatak odam, burası bilmem ne, burası böyle. Aslında yatak odamı çok göstermek istemiyorum. Yani sabah kalkıp o yatağı falan düzeltmek istemiyorum. Belki de düzeltirim. Hani geldiklerinde yatak odamın kapısını da açayım, orayı da gösterebileyim diye. Neyse, bakarız artık. Canlar bu videomda böyle olsun. Size her misafirim gelmeden önce işte evimdeki o temizlik telaşı. Normalde evim temiz ama bir misafir geldiğinde daha derli toplu olsun, daha temiz olsun istiyor insan. O şekilde insanın içi rahat ediyor. İstediğim gibiydi ev. Derli topluydu, temizdi. Ve o zaman rahat ediyorsunuz yani. Hani iyi bir sunum oluyor. Aksi takdirde bilmiyorum. İnsan kendisini kötü hissediyor. Belki de karşı tarafa saygısızlık etmek istemiyor. Zaten ilk defa geliyorlar.
İlk defa da gelseler, başka türlü de gelseler, ben genelde hep böyle yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Acil tabii ki çat kapı gelirlerse o ayrı bir mesele. Değerli arkadaşlar, önerileriniz varsa videolarla ilgili paylaşırsanız sevinirim. Şunu da söyleyeyim, yabancı dilleri çok ihmal ettim. Bir yıldır yoğun bir şekilde Cemevi'nin yönetim kurulundayım. Oradaki aktivitelerimiz var. Normalinde Perşembe günü, yani yarın Çarşamba akşam misafirlerim geliyor. Perşembe günü diğer Cem evinden bayanlar geliyormuş. Ben ama yılın sonu diye, işin açıkçası artık program bitmiştir diyordum. Hani bir yerde de kendime dur diyorum. Yani gitmeyeceğim o toplantıya. Çünkü misafirim gelecek. Onlara da söyledim. Geç saate kadar oturabiliriz. Ertesi gün dinlenmeyi hesapladım ve özledim de. Hiçbir şey yapmadan ya da işte film izlemeyi. Ha bu arada Netflix Emir Soylu bana şifresini verdi, canlarım. Netflix bir akrabadan almıştım şifre. Olmadı. Ben hani Almanya'da Türkiye'nin şifresiyle Netflix izleyemiyoruz diye düşünüyordum. Ama izleniyormuş. Emre Soylu'ya o yüzden buradan çok teşekkür ediyorum, vermiş olduğu destekten dolayı. Onun sayesinde Netflix'e girebildim. Ama işin açıkçası ben Amazon'da üyeyim. Orada filmlere bakabiliyorum. Çok fazla istediğim çeşitliliği bulamıyorum. Ama sonuçta iki yerden, Netflix'ten bakabilirim. Ben çünkü filmler de benim için kitaplar kadar çok önemli. Yani kitaplarla tabii kıyaslayamam. Kitapların çok çok özel bir yeri var. Ama filmler de benim için kitaplar kadar önemli. Dolayısıyla benim için ne oluyor? İki tane büyük kütüphanede, işte nedir? Biri Amazon Prime'dir, bir tanesi Netflix'tir. İki tarafta arama şansım var. Onun dışında siteler var. O sitelere bakıyorum. Hani beni ne yapıyor? Benim Avatar, yani benim bakış alanımı genişletti Netflix. Hani bazı filmlere baktım, tam istediğimi yakalayamadım orada şu ana kadar. Ama yine de olsun. En azından Netflix neymiş onu gördüm. Emircim, seni öpüyorum canım benim. İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın. Hepinize selamlar değerli dostlar. Bir sonraki videomda buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar, yemekleri ısıttım. İş yerinde 5'e çeyrek kalaya kadar çalıştım. Eve geldiğimde 5'i geçiyordu. Koştur 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 koştur. Ortalığı toparla, yemekleri çıkart, ısıt. İşte böyle üzerlerine de alüfolye ile kapattım. Ne alüfolyesi? Alü diye bir şey olur mu? Alüfolye. Evet, bu şekilde sofram. Alman arkadaşlar için şarap içmek isterse şarap var. Kola da bilmiyorum. Bunlar 70 yaşında. Ne 70 ya, 80'e 80 falan yaşında olan arkadaşlar. 3 kişi gelecekti. Bir tanesi gelmiyor. Hastaymış, gripmiş. Ben bu şekilde hazırladım. Yemeklerimle. Burada havuçlu pilav var. Umarım gelene kadar sormaz. Burada içli köfte, burada içli köfte var. Burada lahmacun var. Orada kuru dolma var. Aslında Apfelstrudel'ı da buldum. Yapmak istiyordum sosunu falan. İmkanı yok, yetiştiremem yani. Ancak bu kadar yaptım. Terliklerimi de bıraktım. Çünkü Almanlar ayakkabıyla geliyorlar. Biz tabii ayakkabıya izin vermiyoruz. Hiç öyle alışkanlıklarımız yok. Ben terliği hazırladım. Zaten kim gelirse hazırlıyorum terlikleri. Benim evim diğer evlerden biraz soğuk. Umarım üşümezler bende. Kaloriferi yaptığım halde. Büyük çaydanlığımı çıkarttım. Mutfaktaki son halimi göstereyim. Bu şekilde. Şekilde size biraz göstereyim. İşte salatayı da hazırladım. Salata da hazır. Biraz domates doğradım. Tabakları alacağım çünkü masada yer kalmadı. İşte bu da Korkmaz'ın büyük çaydanlığı. Çünkü benimkiyle olmuyor, yetişmiyor. Çay isterlerse çayın içinde hazırladım. Bu benim kendim, tek kişilik yani. Evet canlar,
Onlar görünmek istemezler. O yüzden sizinle paylaşamam. Sanmıyorum görmek isteyeceklerini. Öpüyorum. Misafir videom da bu kadar. Misafirlerim gitti. Masamın üstü bu şekilde. Böyle burada mum yanıyor. Arkadaşım Margarita bunu getirmiş. Böyle bir hediye. Gerek yoktu. Henüz boş gelseydiniz dedim. Maria Luisa böyle bir çay getirmiş. Bir de şu çiçeği getirmiş. Ve çok güzel bu saate kadar. Saat 6'da geldi. Burası da böyle bu halde. Bulaşık makinem yok. Vallahi yarına kaldı artık. Hiç yapamam. Onları aşağıya kadar götürdüm, geçirdim. Bugün de böyle bir akşam oldu. Su içmediler. Bardaklarını yine biraz... Yok, bir tanesi içmiş. Şaraplarımızı içtik. Çay yaptım. Aa, bu Korkmaz'ın büyük çaydanlığını denedim. Güzeldi, memnun kaldım. İlk defa misafirlerim için kullandım. Çünkü şu... Valla onu en son ne zaman sipariş vermiştim? 6-7 ay oldu herhalde. Misafirlerim geldi. Yani kullanmam için bir ortamım yoktu. Misafirim gelmesi gerekiyordu. Peki daha önce de geldi ama onu kullanmayı düşünmedim. Unuttum. Pastadan işte o Maraş kurabiyesine ikram ettim. Meyve de biraz ikram ettim. Meyvemde sadece portakal ve elma vardı. Bence güzel bir akşamdı. Güzel derin derin sohbetlere girdik. Sanıyorum onların da hoşuna gitmiştir. Tekrar geleceklerini düşünüyorum. Bu kadar.